Yunus Tütüncü. Merhabalar. Hoş geldin. Ey sen abi. Nasılsın? Sıhhat ol. Çok hoş geldin sen. Buyurun. Sağ ol abi. Efendim, herkese saygılar, sevgiler. İmza programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok hoş geldiniz. Sağ ol abi, sağ ol canım. Necesen, sıhhat ol. Hayatım abi, iyi sen. Haz edirəm, bir xoriyyatla başlayayım. Seve, seve. Erbil qoxsun. Qoy yadu Erbil qoxsun. Her Yunus'u görəndə qalarıq Erbil qoxsun. Eyvallah abi, sağ ol, hayat. Səni vesiləvlə tüm Erbillilərə, tüm orada soydaşlarımıza, dostlarımıza kucak dolusu sevgiler, Allah'a salamlar. Allah'a salam olsun, kurban olun. Vallahi da zaten saygı, selamlarının zaten ben Erbil'den geldiğim için hatmeten bütün Erbillerin saygı, selamını bilmukabil. Güzelim çarşıca getirmişim, güzelim Türkmen eline getirmişim. Her zaman ki biz zıncıcarık. Bu da her vakit. Bakın etmeyiz bir zaman. Türkmen eli bölgeleri tabi birbirine bir parça adlar diye bir can tekin. Doğru. Birisine bir şey olarsa aynen o vasf ettikleri kimin o birisi de incidi. Denaksı barmağı çesem kan akar yani demek ki hepsi bir kan. Bu da hepsi bir kandı. Hı. Yunus Tütüncü. Erbil demişken ne acaba soy adı Yunus Erbilli olmadı, Yunus Tütüncü de oldu. Tütüncü bir meslekti, kendi mesleki udi, dededen, kocadan gelmedi. Tabii benim doğru olan meslekim benim necardı. Necar. Şu amirlerim hepsi necardı. Buradan da ellerinden öperim. Bizden de saygılar, sevgiler. Tabii bir sürü işte duysan filan necar filan manden necar işte çok olduğu için işte kalktık amim İmad Necar şairdi. Kalktı dedi ki bu aile soyadını kaldırmak bence de daha güzel olur. Dedi Türkmen sanatında bir Yunus Tütüncü var. Yani adı olarak bir tütüncü olarak. Nazar olan çok var işte, fiter olan çok var, bilmem berber olan var, kasablar olan Türkmen var. Türkmen sanatında çoğu sanatçılarımız meslek adı kaldırdılar. Nacarı, demirçisi, terzisi. İşte ben kalktım aile lakabını kaldırdım, tütüncünü koydum. Erbil de var idi mesela önceden? Yok yok. Çünkü ben hiçbir zaman yani ben o zamanlar uşak yaşımdaydım. Yani o zamanlarda yani amın ki böyle bir şey düşünmedi. Ayrımcılık yapsınlar mesela. Desler ha bu Yunus Erbil'di. Yani ha, onu düşünerek. Onu düşünmedi. Düşündü ki bir tütüncü olsun. Türkmen eline hizmet etsin. Yani Erbil'e hizmet etsin. Türkmen diline hizmet etsin. Bir Yunus tütüncüdü. Zaten hiçbir zaman ben sevinmem de desinler bu Erbil'di. Neden sevinmem? Çünkü ben Türkmen elinin malıyım. Türkmen eliye mahsubam. Çarşılı diyorlar, Duzlavı diyorlar, Tilafalı diyorlar, Çöpülü diyorlar. Neren deyseler desinler, ben zaten onların malıyım. Benim için o önemlidir. Bazen de bunun tersini düşünen olur. Mesela diğer merhaz edirem bugün Yunus'a desinler, Yunus Erbil'in işi. Hatta belli olsun Erbil'de de Türkmen sanatçımız var, orada da Türkmen halkımız var, sanatı da bu kadar gelişmiş, eskiden de mesela bazen de böyle düşünen olabilir. Abi bir zaman bak, sen bir şey yaptığın zaman, özü tek özü düşündüğün zaman bir adım önce gitmesen. Doğru. Ama sen düşündüğün zaman ki hizmet edesen, sen düşünme ki bugün bu hizmeti edesen, bugün görürüm. Belki de 50 yıldan sonra göresen, belki ölüme odan sonra göresen. Ama hiçbir zaman ben her zaman bunu derim. Bir şey yaptığı zaman karşılığını düşünme. Yap, karşılığını başlama. Çünkü her şeyin karşılığını başladığı zaman bir adım oca gidebilmesen. Devamlı iyilik yap. Yap, iyilik ile at şata balık ölmesen halik ölür. Budur. Doğru mu? Doğru. Şeyler konuşak. İlk başlangıç. Tabii biz biliriz. Hani bu ortamda olan, sanat ortamında olan Yunus Tütüncü çok eskilerden beste de okuyup, koriyat da diye, büyük ustalardan da oturup. Ama bilirsen, sen kendi cenabı da bile çok sonralar adı duymaya başladık. Ben Kerkük'ü konuşuram. Bilirsen Kerkük daha fazla
hani kapsadığı için önceleri konuşaq. Tam hangi il idi başlamağı, kimlere etkilendi, o ailede var idi, sənət istər. Zaten dedi o dayıvız şairdi. Elmet amım. 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 Tabii ben 92 senelerine beri ben çağırdım. 92. Ha. O zamanlar biraz maddi zorluklar, biraz Irak'ın sıkıntı olduğu doğru, için. Doğru, genel olarak. Genel olarak. İşte o zamanlar biraz çokluk kesebatlığa meyliyormuştuk. İşte amilemle nazarlık yapardım. Onlar mesela kapı yaparlar, ben boyacılığını yapardım. Doğru. İşte o aralar çok, o aralar işlemekten sanatı yapardım ama sanatı çok az yapardım. İşte o senelerde de mesela birkaç defa Türkçe'ye de gittik o yaşlarımız, uşak yaşlarımızda. Türkmen Zaman Serbil'deydi o zamanlar. Doğru. Abedim Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda her hafta sahne alardık orada. Erbil'den. 90'larda. 92 olsun, 93 olsun, 94 olsun. Orada sahne alardım büyük üstadlarımızdan. Allah affetsin Yaşarmış Köy'den. Üstad Muhammed Ahmet Erbil'den. Üstad Salim Fettah'tan, Üstad Sedreddin'den. Üstad Fatih Arzi'den, Üstad Azad Hülüb'den, Serdar Yahsen'den. Allah affetsin Abdullah Khattat'tan. Üstad Yunus Khattat'tan. Üstad Hülüb Kassab'tan. Yani o bu dakikada hepsi adlar hatırıma gelmiyor. Doğru. Onlardan yani ben uşak yaşımda sahne alardım özlerden. Ama ki biraz zuf iyi olduğu için ondan sonra sanat hayatına daha da cilişleme, beyic etmeğe, sanatımı beyic etmeğe başladım. Ama bakarsa 92 yıldan beri ben mantığa. O zamanlar sana mahsus olan, ait olan bir beste falan var idi yoksa mesela Dex Flüklor'dan? Tabii benim aile hayatımda çok iyi bir sanatçı var. Allah'ın rahmetine kavuşup. Olabilir yani bunu çarşıda inanmam. Kimse yoktu tanımasın özünü. Allah'ın rahmetine kavuşan zembile sahip. Gömütün ulad olsun. Mekanın cennet olsun. Benim aile yani akribam oldu, akribamdı. Benim amım şair olduğu için ondan sonra iyice bestem hatırlırsam, iyice bestem o zaman televizyon, Türkmen televizyonu Erbil'deydi. Ardi mahalli. Yerli. Yerliydi. Atmanı, tutmanı, bestesini yaptım orada. Üstad İkram Duzun'un elinden öperim burada. Biz de buradan saygılar, hürmetler gönderirim. Hakikaten o bizim tarihimizdi. Budur. Üstad İkram Duzlu, inkar olmayan bir sanatçıydı. O besteni yaptım hatırlarsam. Atmanı, tutmanı, narçımını oynatmanı. Bu diğer aynen mesela Üstad İkram'ın ama khas olarak, mahsus olarak mesela sana ait o yok, zamanlar... Abi hiç adımı da herkes taklitten başlıyor. Budur. Zaten yani onu soracağıydım. Mesela ben o zamanlar Üstad Sededin Kürat'ın sesini severdim. Onu dinlerdim. Üstad Salim Fetah'ı dinlerdim. Allah affetsin Yaşarmış Köy'ü dinlerdim. Ama Üstad Sededin Kürat'ın bana yardımı çok var. Yani yok besmene. Erbil'de bir sürü genç maandenlere yardım var Üstad Sededin Kürat'ın. O aralar hakikaten alemden çok tuttu. Şimdi bana diğer, sen artık işi bizden kalmadı. Sen artık parlak bir insansan. Demen parlak olsam da ben gene de ola ustada borçluyum. Güzel bu güzel bu şeyi de hissettim ve gördüm sende. Alçak gönüllülük. Hani ne kadar indi bu merhaleye ulaşıpsa da ama önceden sana yardım edenleri ve sana destek olanları unutmuyorsan bu da güzel bir şeydi. İnsan geçmişini unutmasın. Hardan haraya geldim. İlk önce geçmişi o bak. Çünkü neden? İnsan daima geçmişiyle güzeldi. Bu da. Ben indi de bunu her yerden sorup sorarım benden. Olabilir. Bak takip et özellikle YouTube'da. Ben Üstad Sededin'i inkar etmemişim. Güzel. Etmem de. Çünkü indi gördüğüm zaman da özün ellerinden öperim. Güzel. Çünkü ben ustalarımı unutmam. Ben her zaman da ben onlardan güzelim. Budur.
geldi dönem dəyişindi, 90'ları atlattık. Sosyal medya çıktı, Facebook'u, o birisilerdi. Daha fazla Üstad Yunus'u daha fazla görmeye başladık. Xoriyyat atışmalarında karşı ve karşılığında kabiliyetini gördük. O zamanlar hoş idi Xoriyyat atışması. O zamanlar bak, ben ne olabilir? Gene yanlış anlarlar beni. Biz ben doğrudan katmam. O zamanlar biz bu kabul edendik. Abilerimle. Millet karışmırdı. Ha. Şimdi millet, biz ceza oturmuşuk. Bir mukabele ederek sabah kalkır millet. İstadığını yazır ceza. Filan filanına kore diye. Babam, bu bizim güzelliğimizdi. Ben her zaman Koret'te demişim, namus gelmesin ortaya. Edebi şeyler... Edebi şeylerde Süleyman ustayım. Sen Süleyman senin daha ustayım. Bunda ne var? Bunda bir şey var? Yok. Ha. Kabiliyatı görseydin. Kabiliyatı görseydin. Bak anlanca makam edebilir bu mukabelede. Ama şimdi böyle olup yani... Bak, bu çötülüğü ardadı. Böyle giderse Koret atışmasını da dadı kalmaz. Zaten herkes, son sonda bakırıq biraz. Herkes bence de çarçılır sonra sağ olur. Ben şimdi özüm bir özüm o atışma zokum kalmıyor. Halk dedi o dedi o halk. Millet karışır yani neden karışır? Kalkır internetlerde sözcü dünden filan filana koruyor diye. Belki de öz sebebi olur bazen. Ha. Öz de sebebi olur tamam. Mesela o şeyin. Bu bizim güzel özelliğimizdi. Mesela tabi edirse o Azerbaycan'da atışmalar var. Bu turşunu başlıyor, döşürenmem yoğurdu. Babam onlar da millet karışmıyor kalksız sözcüsün özlerinde. Mesela Arap kardeşlerimizden böyle onlarda da atışma var, Kürt kardeşlerde de aynen atışmalar var. Ben dedikleri birbirlerine olsun. Çünkü bu mukabelenin atışma mukabele, biz yapmamışız. Bizden ustalar yapıplar. Bize koyuplar. Olabilir ya silah valla. Onlar o zamanlar ne yap? O zamanlar da var idi. Ama o zamanlarda sosyal medya böyle indiki çiminde öncüldü dağılsın. Ya. Doğru mu? Zaten ortak konular herhangi misafir de burada konuk olur. Hemen hemen aynı konulardı. Önceden de var idi bu şey. Önceden de birbirlerine geçmişler, birbirlerine bazen daha kötü sözler demişler. Bak ben ne dedi hocam bir sen? Ha. Bak. Koret açmasında namus gelmesin ortaya. Bak ben de yokum bunda. Hiç olmayıp sana o böyle ben hayatta böyle bir şey girmem. Önceden de olmayıp hayatta hiç. Hayatta böyle bir şey girmem. Neden? Çünkü o bambaşka. Doğru. O en kötü bir ortamdı. Bir de o sadece özü o değil. Bir milleti sen indi. Mesela Türkmenca Koreya desen. Sen bir mukabelede namus koyduysa o ortaya. Demek ki o millete sen kazı kurursan. Millet olarak, yok sadece millet Yunus Tütünçü, Avukan Şahri. Sen millete o zaman zarar verdirirsen. Ama hoştu diye sen, bu cizeme senden daha ustayım. Bunda ne var ya? Ben fakir ederim, herkes benden daha usta olsun, ne var? Güzel. Ne var yani bunda? Dünya bakıydı, kimseye kalmayacak. Bu da. Bugün Allah'ımın, bir merhalede. Allah'ımın sayesinde bugün ben bir ortamdayım. Yarın önce derim, ailesi gelir benim yerime. Doğrudur. Olabilir o geldiği benden 100.000 kat daha usta olsun. Ne var bunda? Güzel. Seve seve de dinlerim özünü de. Şey merak edirdik. Hani dedi Xoriyyat. O insanlardan sen ki çok güvenirsen öz özü var. Şey merak edirdik. Yani ben ve izleyiciler de belki o Xoriyyatlar o anda merak edirik acaba önceden ezberleyip sen o Xoriyyatları hemen fikri o geldi filan şey üzerine de yoksa özü de o düzmek kabiliyeti var yani. İnan sana bir şey diyeyim. Bunu birçok insanlar benden sordu. İndi kadar cevap vermemiş ama. Doğru imza programına özel olsun. Ha burada koy imzam da olsun burada. İnan inançıyım ben ezberlememişim üzerine. Anında düzelim. Çünkü neden anında düzelim? Allah'ımın sayesinden, Allah'ımın farzından benim yazı elim var. Ben bir sürü Erbil'de kitaplarda şiirim var. Hele hele birinci kitabım
Aşkımın Ezgisi. Hele hele dağıtmamışım özünü, bitip o kitabım. Güzel yani, bastırılıptı. Aha, hazırdı. Ondan sonra bir ayrı bir kitabım var, Yağmur kitabı. Ondan sonra kardeşe diyeyim, bakarsa o. Zamanında da Erbil'de bir sürü gazetelerde, bir sürü kitaplarda bir bakma, benim orada koretlerim var. Şimdi ben yazı alim var. Birçokunun da bestesi sözü özümün de. Birçokunun besteleri söz müzik özüme aitti. Güzel. Benim yazı alim olduğu için kore düzmek benim için çok kolaydı. Ama bazen biz şair de görürük. Mesela o kabiliyet yoktu. O bambaşka bir kabiliyeti, o bambaşka bir yetenekti. Hani o dakikada bir şey düzesen, bir de sende başka bir özellik de var. Belki çok az insanlarda ya da sanatçılarda var mı yok mu? Hemen bir koryatında bir koryatla cevabını vermesen, bazen bir iki koryatla ya üç koryatla o kanşarın da kafasını şey edesen, çoğu yerde üstün olursan o şeyle, dedi zaten bu boştan gelmeyip esası var. Cenab-ı Şair bir şeyin esası olmadığı zaman yetişmezsen özüne. Budur. Çünkü bak, bir de koryat anlamak çok zordu. Doğru. Bak, herkes koryat çağırabilir. Herkes koryat hakkı var çağırsın. Ama herkes anlamaz koryatı. Bu halk olarak dinleyici yoksa sanatçı? Bu yok halk olarak. Ha. Herkes mesela binlerce Allah affetsin Haba'nın koretleri için ölenler var. Ama o her o bin insan Haba'nın o dediğini anlamazlar. Bir de bir şey var burada abi. Buna bir basmak istiyorum. Bir de maniden yerine karar vermezler. Hem bir koret diyorum. Benim yerime mesela Şarh edile Yunus bu koreatını kazdı budu, kazdı budu. Ne bu? Hani Arapça diyorlar, el ma'na fi kalbi şair. Cemal'den sor. Ha. Ben bunu yazmışam, ben bilmem ne anlamdan yazmışam. Doğru. Ben eğer gelirse, sen şimdi bugün programda benimle sen. Ben gelirse, sen bütün sözü öz bildiğim çimini anlasam, burada program bırakarım, ben giderim. Şarkıcılarım. Doğru. Art niyet anlarım içinde belki. Bana bir bu... Kazda neymiş bunu sordum benden. Ama bu olmasın. Olmasın bunu. Anlamadıysam da... Abi kazda neydi bu lafta? Güzel. Bu sıkıntılar diye bu sorunlar da çeksiz. Elbet. Hani tehlil öz başlarından... Özünece düşünür böyle tehlil ederim. Bazı koryatımı tavsiye edipler. Böyle durmuşum, dinlemişim. Cürmüşüm yani. Halbuki sen de onu kazdı etmişsin. Yok. Öyle için o baştan laf çatırıp. O böyle deyip, o böyle deyip. Ben bunu çok dertleşmişim. Ustalardan yani bizim sanatçı, öz meslek sanatçılarım dostlarımızdan. Mehmet Kaya'dan olsun, Ali Bani'den olsun, Necdet Mustafa Kemal'den olsun, Şahap Kasap'tan olsun, Hasan Nazar'dan olsun. Kedalike yani ced ardıydı. Usta Sadedin'e olsun, Usta Salih Fatah'tan olsun. Ya da şairlerden, Boyaksı'dan olsun, Cumhur abimden olsun, İslam Hasret'ten olsun. Yani bazen dertler, abi biz anırız kazdığımız nerede? Doğru. İşte bunu tavsiye ettikleri için o yüzden ortam bozuldu. Yanlış tavsiye edirler. Bunun yerine bir sorsunlar. Ceza Hasan Nazar bir Khoriye deyip, mesela Sadeddin Çürati'den. Tamam Ceydin sorun. Ustad Hasan bu koryatı anlamadık. Birine çok kolaylıkla ulaşırsan mesela abi, herkesin page'i var, özel numarası var, sonra bir sene özünü. Abi bugün hiç kimsenin numarası cizidir hocam. Budur. Ararım özü Ustad Hasan. Sen burada biz bu koryatı anlamadık. Ne diye kazdığı nadı. Adamdan biri anla. Ondan sonra istedik o çubunaca tehlil edilsin koryatı ile. Kitap dedi o, şair dedi o. Ben bunu da bilmirdim. Dedi o çıkacak. Ben azim ödemde. Onu da, ona da gelecek. Çünkü ne gördüm fotoğraflarda. Şimdi şiiri kitabı konuşak. Çıkmayıp hele piyasaya. Dağılmayıp. Bitip ama. Bastırılıp.
غزلدی، بسته سوزلردی، خوریاتی، قارشیقتی. یو خوری دوجی. بسته سوزلردی، اما اوخونمامیش. اوخونمامیش. ایده اوخونمیش، بسته سوزلردی وار. سادجه اوزو یوخسا دیگ اوبر صنعتچیلر چیدا. من بیرچوخو صنعتیه بسته ورمیشم. Öz sözü. Öz söz beste özüme ait olan şey. Hangilerde? Gerek yok yani adlarını diyeyim. Ama mesela bir sene cadde. Tüçüme iz bak dedim de ben iz bir zaman eyliğimi seleşmem. Bu başka adı. Mesela ben bugün haz ederim bir bestanı çok seviyorum. Ben çok mesela merak ederim bunun söz yazanı kimdi? Bak sana kimdi? Bir şey diyeyim abi. Erbil'de hatta büyük ustalarıma da beste vermişim. Mesela Sezen Çüyesi ben beste mi okuyup? Azat Hillob okuyup, Fuat Terzi okuyup, Ahmet Kalal okuyup, Serdar Yahşan okuyup, Haber Bazırgan okuyup. Saysam Allah affetsin Kani Fethi okuyup. Saysam bunları bir sürü benim söz bestemi okuyuplar. Mesela çarşıda Halil Çarşı'yı bestem okuyup. Ustad affedersen bunu anlamaya çalışıram. Mesela sen o dediğin, mesela sen okuyupsan, sen yok, o okumamışam. Ha, söz yenci yapmışam söz beste özler okuyuplar. Güzel. Mustafa Kalal okuyup, Taha Tayfur okuyup, Yunus Berber okuyup. Yani tabii bir şey aklımda da bu yani ben oturum sayımları. Ama bir sürü söz bestemişim. Vermişim de boynumun borcu da hizmet edeyim özlerime. Budur. Eydi ben sana bir şey sorum affedersen. Mesela Sauçi'de kesin şairler söz yazıblar, beste yazıblar. Doğru. Bugün o şairlerin adını getirmesev, demesev, sence onların haklarına girmiş olursan. Eydi hak olmaz ki. Sen de yazıpsan, bence o sanatçılar da, çünkü ben eşitmemişim mesela, belki de deyipler, belki kayıtta yazıblar söz beste yazılıp, planında. Yazılıp, kayıtta yazılıp. Ama haz edirdik de senden çok merak ederim. Mesela Halit ki hangi besteydi? Sen selamet ol Allah sanudan. Güzel. Ne cümle düştüm aşkı elinden. Aşkım düşmedi kalkın dilinden. Bu söz sanudu besteydi. Söz beste benimdi. Güzel. Özü, affedersen sana ait olan besteler, senden bir kızım olsun. Söz bestesi benimle. O bayağı bir aralar. Aralar ha. Yani düğünlerde, her yerde, hale de. Yani doğru. Ne, o zamanda tarihi? 2013'tü. 2013, yani bir hemen hemen 9 yıldı. Hale de bütün toylardan benden bu besteni istediler. Ayrı sanatçılar da okullar özel. Hepsini mi aldı abi? Güzel. Bak ben indi bir beste okuduğum zaman bir sanatçının benim de onun da önce. Doğru. O dakika okuduğum zaman benim de ama tarih olarak yazılsa sen söz mesela kime ait olduğunu onun hakkı olmaz yerinse. Güzel. Yazılsın bence. Çünkü neden? Adam amacı geçip. Çünkü bestekarlar, şairler bilirler. Onlar anırlar ben nedir. Bir beste yazmak, bir beste bestelemek kolay değil. Ömürden ömür geçir. Bu da. Başka bir besteye benzemezsin. Söz tekrar olmasın, söz benzemesin bir şeye, iade olmasın. İşte bunlar zordu. Bir de bu benim görüşümde bu sanatta hepimiz birbirimizin yanında olmamız lazımdı. Çünkü neden? Ben diyeyim bas benim için olsun, böyle bir şey olmaz hayatta. Doğru. Bir adım hoca gidebilmesen. Şiir dedik. Ben. Onun yanında besten de dedi, cenabuz müzik aleti kullanarsız, kullanmazsız. Öt. Gördüm fotoğraflarda, doğrusu hani bilsen, bazen bir düğünde bir şenlikte görmediği o zaman, mesela o sanatçı asfedir şey, zannetsen hani bazen çok bidayet bir şey, iyi bir merhaledesen öt çalmakta. Allah'ın sıfırsın. Yani diye o besteler şeyleri, elbette abi besteler nece yapıldı? Var bir beste yaparsan böyle hava ediyorsan bir beste yaptım ceza. Ama gene yapırlar ustaz. Bunu da bilsen. Abi bir, bu yapırlar da bu onun görüşüydü. Çünkü bak ben her zaman onu programdan önce sen açtım. Şimdi sen özel hayatına karışma. Doğru. Ben bir insanım. Her zaman yanlarındayım. Ama hayatlarına da karışmam. Neden?
Çünkü sen bir bugün bir düşünceyi derstebilmesen. Bir düşünceyi derstebilmesen. Ama bu genel düşünce diyor ki mesela bir gün besteler o besteler diyende o bela. Ben bunu ustalardan duymuşam. Adam musikiye, adam musikiye, adam musikiye. Halbuki adam musikiye budur. Adam bilir harda ne basırı, hangi tele basırı, hangi şeye basırı. İyiydi bunu başkası yaparsa, mesela gençlerden olsun, sizi ciluzdan olsun. Bunun zararı sonuçta sadece sana değil. Bizim sanata da. Abi bazen de beste insan var, azif tedoji. Beste yapar, bestesi dünyada dağılır. Bu da var. Mesela. Doğrudur. Onlardan bizim değerli, kıymetli büyük üstadımız Muhammed Ahmet Erbilli. Bir alet selmaz. İzmir azif dövücü. Ama şimdice bak besteleri dünyanın her yerinde değil. En iyi örnekti de üstadımız kaç yılın sanatçısıdır. Türkiye'de de İbrahim Daltısay mesela kimin bir sanatçı eğer bestesini okursa demek ki doğrudur. Güzel bir örnekti. Azerbaycan'da ben dinledim. Bizim böyle bir kanalda bakırdım. Benim Leylon Tarak'ım var. Azerbaycan'da değiller abi. Güzel. Adamda bir alet çalmaz. Beste özünün de ha? Beste özünün de. Birçoku hepsi besteler özünün de. Şimdi senin bestesini okumaz. Güzel. O boynunda hocam yani insan illa azif olsun lahn yapabilsin. Ama önemi var. Önem taşırı. Abi ne? Sen açı mesela. Ne de bestesi bunun dünyaya dağıldı o zaman. İçten çıkan önemlidir. İçten çıktığı şöhret alır. Doğru ama sen onu dansan mesela sen açı bir alet de bilsin mesela asfını. Ben bütün cinslere eriş tavsiyem bu da bir alet hocam. Sen o sadece öttü başka hiçbir... Yok yok. İnsan evde hayatı daima bir şey de olur. Bir de ödün ihsas farklı da o bir aletlere göre. Severim ben ödü çok severim. Yani bütün tümuhatım uşak yaşımdan bir azif ödü olun. Güzel. Ben, tabii ki yorulmağını da gördük. Ben de oralar gördüm. İşte kapıyı kapat 5 saat cunda profeyle. İnsan yani yaşamayan bilmez diye Roçer'i. Ha bu ortadan caldı, bu boz acaldı. Ama biz neler de çalışmışız abi. Güzel. Ben her vakit bu ustadlardan veya arkadaşımız müzisyenlerden duymuşam. Ödün bir zahmetliği var. Belki Cenab-ı bunu daha iyi bile. Diyeler neşez hemen belli eder ödde. Keman ilk alet zahmet olan musikada keman sonra öd. Öd. Doğrudur. Konularımıza devam edeceğiz. Tamam. Ama bir kısa bir aramız var. Oldu. Ondan sonra devam ederiz. Tamam. Efendim bir kısa aramız var. Aradan sonra tekrar sizden olacağız. Efendim aradan sonra tekrar sizden olduk. Ustaz burada bu arada ustaz sizi dilinizde çok güzel diyorsunuz. Erbil şevasıyla. Çok severim de Erbil şevasını. Bu zarflar var. Zarfların içinde fotoğraflar var. Sana ait olan, seni ilgilendiren. Ona göre tek tek o fotoğrafları açmayı isterim. Ona göre bir yorum isteyeceğim senden. Belki de ben sana bir soru soracağım o fotoğraflara dair. İlk fotoğrafımız. Erbil. Erbil. Ne anlam taşır sana için? Tabii ki bu benim ana baba yurdumdu. Ben her zaman bunu birçok yerde demişim. Ben Erbil'imi severim. Ne güzel. Çünkü benim doğduğum yerdi. Doğduğum yer. Bir de beni karnında beslediği memleketimdi. Severim Erbil'imi. İkinci anlayımdı benim için. Güzel. Hiç beste yazdığı Erbil'i... Birçok beste yapmışım Erbil üzerinde. Şimdi en son bundan bir kaç gün önce Ali abime bir beste vermişim. Erbil'imin o vasfiyedirim orada. Sözü de Celle Kıymetli şairimizin yaşaltı parmağındı. Bestesini ben yapmışım. İnşallah o dağıldığı zaman o zaman mananın ne dağda olduğunu o zaman onda belli olur.
Çok merak ederim, çok da haz ederim dinleyeyim. Çünkü ben Erbil'i kesin bir çoğu mani var. Ama ben Erbil üzerine mesela istersen bir mesela bir beste geçtim Erbil üzerine. Üstadımız buradan Gömütü Nur'la da olsun. Abdurrahman Kızılay'ın Kerkük'ten çıktığı yola. Gider Erbil'e. Benim bir sürü bestelerim var Erbil'de. Kardeşlerim beni Erbil'e yapar. O benim 40. ölümü yapar. Yoksa gam her gün şadlığım tapar. Kardeşlerim beni Erbil'e yapar. Bir çoğu bestem var. Güzel. İyi de bir horiyet, bir horiyetle ifade etse o Erbil'e sevgi ve zaten bilirik ne kadar sevgi var. Şimdi Zuden de belli edir. Erbil kalasını, hala kalanı görünce. Diri gözümde ne amdi Erbil? Aslansın. Çamdı. Tam diye Erbil. Rakıbların cevlinde büyüc bir. Gam diye Erbil. Nene babam yurdum diye darham diye Erbil. Allah. Oradaki biz bütün zaten başta da dedik sen olmak üzere biz çok güvenlik Erbil'den. Çok seviyorum da Erbil'i. Dedim de sana benim başka canım. Bir yerde. Doğru. Tabii Türkmeniyeli hepsini Cenab-ı Uz da dedi. Duz'da, milleti, bölgeleri, o, herkesin bir özelliği var, bir hoşluğu onlar var. Onlar benim kanımdı bu. Ben de identil afere kadar benim kanımdı. Ama bu benim doğduğum yerdi. İnsanın dedim ya, hardan harac aldığını da unutmazsınız. Bir zaman. De tam burada, bu yerde kesin ne hatıralar var. Kesin bu benim zaten doğduğum yeri yakındı. Gençliği, Kayseri. Arabalar mahallesinde doğmuşum. Arablar mahallesinde. Zaten kaladan bizim Arablar mahallesine ayaktan 2 dakika 100 dakika yoldu. Doğduğum yer. Doğru. Geçek o bir fotoğrafa. Buradan tekrar seni vesileyle bütün Erbil halkına, oradaki abilerimize, dostlarımıza hepsine saygılar, hürmetler. Eyvallah oğlum, sağ olun. Sıhhat. Oho. Ahmet Antik. Tabii Ahmet Antik bu benim canımdı. Haydi ben sorum, sorunu yoksa sen... Sor, buyurun. Her zaman sağdım. Tabii bu aralar bilmiyorum da kesin indi açık olasam bu aralar yoktu. Yurt dışında da burada saygı selamımız özüne. Bizim de saygımız, selamımız. Bazen kesin bunu da deyipler siz acaba kardeşsiz, bir akrabalığı var ama çok yakındı. Senat sevan bir arkadaşımızdı da kendisi. Tarih tozu. Tarih. Tarihti. Zaten antik adından. İnanç gibi tarihti. Sonra alem düşündü ki biz Yunus'un manileri var yanında. Yok. Bir... Ha tarih dediği affedersen arşiv var yani. Arşiv var ya. Ne diyorum tarih. Ha. Arşifti yani. Bütün sanatçıların arşivi var yanında. Benim ne kadar var? Bütün sanatçılarım var. Yok bas Erbil'in. Tuçman'ın her yerin sanatçıları yanında hardında hatıra kaldırıp. Ama Ahmet Antik'i bazı insan zannederim benim kardeşimdi. Tabii ki bu benim kardeşten daha yakındı bana. Yani bu Ahmet Antik benim ailemden bir denedi. Şimdi dedi o yurt dışında da. Yurt dışında. Yani orada hayatına devam eder. Yok biraz işler var oradan bitirir sonra döner. Başarılar diler hoşuna. Önce özden öperim. Biz de buradan saygılar, hürmetler özledim. Ailemden, namusumdan bir denedi. Güzel. Kurban buradan abi. Saygılar, hürmetler gözden bizden de yaparım. Ahmet Antik'e. Geçek o bir fotoğrafa. Biz fotoğrafını tıkmazsın. Yok, Cenab-ı canlı canlı oturup sana ögümüzde. Burada saygı selamı vardı Celle Kıymetli. Çıkar zaten şahimize. De ekranda. Sayın Hüsam Hasset'e. Bu benim babamdan hiç bir farkısı yok. Allah. Edebiyattan vazgeç. Edebiyat hayatını tıkadık içinden babamı ne kadar seviyorum, bu adamı da bu kadar seviyorum. Akrabalık yoktu. Yok, akrabalık yoktu ama bir mahalle insanı yani bir mahalle uşağı. Ama bu babamın sevgisi ne kadardı yanımda, bu adamın da sevgisi bu kadardı. Güzel, ne kadar destek var idi sana usta? Bu benim sanatımın hayatımda %60 destek var. %60? Şu ana kadar da.
besteleri... Bir çoxu bestelerin bununda. Hangisi böyle çok fenomen olan biz bildiğimiz, dinlediğimiz? Şey o Hicaz'dan olan... Ah neyinim sensiz gülüm. Söz abinin de. Yeri yurdu bilmirəm ben seni ardan bulum. Bir de şey de var bu... Dedim deyim bir beste bir xoriyat oxu dedi. Abinin de... Bu bakış bu üz bellidir, bu güzel kız eri bellidir. Kardeş sen beni yeri bile yapar. Abinin de. İyi abinin bestelerini saysam bence program biter. Buradan saygılar, hürmetler büyük üstadımıza, Hüsam Hasret'e. Onun cümle anlamı bu kadar şey anlatırım millete. Babamın sevgisi ne kadardı? Abimin sevgisi o kadardı. Güzel. Elden öperim. Biz de keza. Geçek o bir fotoğrafa. İyidir resim seçimler. Vallahi tam. Tabii iyi. Üstad, Allah içler Allah rahmetine kavuşsun. Budur. Üstad. Zaten başta adı geldi Üstad Yaşar'ın. Üstad Yaşar. Üstad Müşkünün ben hizmetine ulaşmadım. Onu soracağıydım. Hiç ulaşmadım. Ulaşmadım çünkü bu abim bence de 88'de öldü. Biz o zamanlar uşağıydı yani. Abiydim ama Üstad Yaşar. Üstad Yaşar. Önceden Müşko'dan başlayayım. Üstad'dan. Tabii bu bizim Erbil'in gururuydu. Doğru. Bizim Erbil'in gururuydu. Çünkü ben her zaman bunu diyorum. Erbil'i dünyaya tanıtan Üstad Müşko tanıdır. Çünkü her yerde bakarım. Sesi var her yerde. Bir de adamın sesi bence de bir daha kopi olmaz. Sesinde bir lezzet var. Yani nadir bir ses var. Ben her zaman bu benim görüşümde olabilir de yanlış anlarsınlar beni. Bu benim Erbil'imin gururudur. Güzel. İyi de usta diyorsunuz. Şöyle içimden indi çıktı bunu. Mesela desek Kerkük. Abi bu düşünce adım. Ben bunu savunmuram. Ama senden sonra mesela Kerkük, Haba, Duz Hurmatı, Akram Duzlu, Tilafer, Yasin Yahyoğlu, Erbil'i de Üstad Müşkonu koyar. Zaten belədi. 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 Zaten Erbil dedi o zaman Üstad Müşkonu dedin. Güzel bir tarihi var. Bestekar olmak ya olarak diyorsan, Muhammed Ahmet Erbil'i diyorsan Erbil'de. Bunun tarzı ayrı, Muhammed Ahmet'in tarzı ayrı. Ama bu adam tarihti. Tarihti. Ben her zaman, dedikleri zaman Müşko yani Erbil, ben ayağa kıkarım. Tahiyye de Allah'ım buna. Güzel. Seve seve de ben bunu gurur olarak da kabul ederim. Geçen Üstad Yaşar'a da, sen Üstad Yaşar'a ulaştı tabii. Üstad Yaşar mekanı cennet olsun. İndi adım hocalar. İlk sahneye çıktığım Türkçüme kardeşlik ocağında 93 idi galiba. O kadar tam aklımda da öcildi. Burada gözden öperim Murat, oğluydan Murat Yaşar, Murat'ın. Buradan saygılar. Saygı selam var. Çıkanda sahneye dedi bugün içi güzel genç demedi uşağa. İçi dünya görmüş bir adamıydı. İçi genç sanatçımız var dedi. İlk olarak buradan çıkardım. Murat'tan sahne. Murat'tan beni. İç önce beni çıkarttı. Mekanın cennet olsun ya Rabbim. Elimden tuttu apardı. Dedi dinle neze bunda neze bir ses var dedi. Sesin dinle onu dedi. Ben takdim ettim. Tabii sanattan harici yardımından harici sanat hayatında bana çok yardım edip. Tabii mukabelenin bir sıranı özledim bana. Güzel. Karşı bak karşının mukabelesinin sırrını bu adamdan öğrenmişim. Hala da sırdı yoksa açıklar. O sırdı. Çünkü o bana dedi bu sende amanet kalır. Ben küçük dağılmaz. Bir şey demiştim. O da o olabilir. Hani derdim bazen ki üç horiyat diyesen. Elbette bu hepsi onun da. Onun yoluyla da bu. Yani kanşarım ben çaşarım. Mesela hangisine cevap veririm? Bakarsan bazen birisine bas ulaşırım cevap veririm. Horiyatın cevap veririm ağının ne yol olduğunu abiden öğrenmişim o yolu. Bir de sanattan ayrı ammiden kardeş oğluydum özüyle. Allah. Hani böyle bazen dükkanda oturardı.
talardı. Tütün sardasın derdim abiye, işteydim. Ben de bir sen hastahanede devam ettiğim için. Doğru. Ya da spordayım. Tamam bir tane de önce biteydi. Dolaşardık falan. Ve sanatla da konuşardık. En son bestesini benim için yaptı. Hangi besteydi o? Ölmağından bir sene önce. Miri suyunda cezer Erbil güzeli. Akılları şaştırı cevüller alı. Dönerken oya salar bütün tazili. Sözü Bay Hisam Hasat'ındı, bestane abinindi. Güzel. Keşke, tabi ölüm haktı ama keşke kalaydı. Hala da hizmet edeydim o yüzden. Gömütün nurla da olsun. Bu resimle, o bir resime geçmeyeceğim. Şeyi soracağım. Kerem usulü. Hani Üstad Mişko demişken, Üstad Yaşar demişken. Erbil'de bir özelliği var çok, Kerem usulü. Erbil'de, yani her yerde okulu ama Erbil'de... Erbil'de çok iyi Kerem okuyanlar var bak. Olabilir yani bunu millet indi kadar bilmirse. Erbil'de iyi Kerem okuyanlar var. Mesela Üstad Mişko iyi Kerem okuyor. Allah affetsin Seyyid İsmail. Affedersen Üstad, lafı şekerden kesim. Kerem dediğimiz ayağalar onuyla başlayan. Biz başını Sasu'dan alsam hatta belli de olsun seyircilere. Şerh ettikten sonra bir parça da veren. Doğru. Üstad Mişko dedik güzel okuyor. Seyyid. Seyyid İsmail. İsmail. Cemil Kapkapçı. Cebrail. İşte bir bu aşçılar derim yani. Bu hatırımda Üstad Hüllop Kasap. Bunlar bambaşka çeram okullar. Yani ben bile olur ki bunu okuyabilmem. İyi de bu usul özü Erbil'e mahsustu yoksa Erbil'de bir lezzeti var. Yok Erbil, Erbil'indi. 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 Mesela ben bir küçük parça okuyayım. Ama ben olur ki bunu okuyabilmem ha. Bunların bambaşka okullar. Aynı meyveyi ketekin. Hani yok. Bunda da bir dadı var. Bunların özellikleri bambaşka adı Kerem'de. Bence bu Sauki hani mücemmel olmasın. Bence Sauki de güzel oldu. Çünkü nişi biraz Üstad Mişko'dan, biraz Hallup Kasap'tan, biraz Seyyid İsmail'den daha karışık oldu, daha güzel oldu. Ayak alan şokun darasından andı bir armak. Koy bana haram olsun aman Allah bir yerde durmak. Aman Allah ne saatin bazardı, ne miskin haldı yerden ayrılmak. Yerden ayrılanı geceyle gündüzün bir oldu bir gün. Bu cider ardıyız abi. Ağzı o ürağı sağlık. Geçek o bir fotoğrafa. Son fotoğraftı bence de. Babam oh oh oh. Tabi babam hastaydı işte bunu en son Allah şifası versin ya Rabbi. Budum onu soracağıydım. Dayı Celil. Tamam. Benzerlik de var. Benzerlik ha? Yani ben görsem benzerim. Babamın oğluyum zaten. Her zaman benzerim. zaten Cenab-ı Uz da dediğiniz son sonda... Biraz hastalık biraz işte yaşandı. Nece, sıhhat durumu nece? Hamdolsun. İnsanla da Allah'a şükür etsin o zaman. Tabii ben her zaman babamın borçluyum. Babamın da önce Allah'tan şükür ederim. İkinci babamdan şükür ederim. Beni bu günlere ulaştırdı. Çünkü insan bir yaşa ulaştığı zaman anlar baba. Özü baba da her baba, bir şey. Baba ne bir yük alıp beline. İlahi özü o baştan cahitirsen düşünmüyorsan. Ama bir düşündüğü zaman baban neler yaptığını aklından geçmez. Ne zor günler görür baba. Üstad hiç karşı geldi sana bu sanat konusunda yoksa her vakit destekçi miydi? Her vakit destekçi miydi? Ben bildiğim kadarıyla özü de çok sever. Sanata çok yakındı, sever, şenliklerde, eğlencelerde. Babamın bir özelliği var. Bir özelliği var babamın. Her şey de arkamızda oldu. Babam ağzından kasırdı bizim ağzımıza koyardı yemek. Allah. Babam zor günler görüp, babam adı seçip. O yüzden ben şahsi özüm
öbür kardeşlerime karışma. Benim elimden ne gelirse yaparım öz için ve halledemem borçluyum özü. Hiçbir zamanda bir dediğine hiç yetmem. Hiç yok kelimesi yoktu yanımda. Güzel, biz de buradan elinden öperek. Kurban olalım özüne. Ustaz kimin bir insanı diğer dünyaya getirip onun babası. Babamın özelliğini çok sevdiğim şey, her zaman yok besmenin bütün uşaklarının yanında durdu. Hiç kelime ağzından ne kadar geçtirmedim, hiçbir şey yok desin. Güzel. İyi de Dayı Celil'de ses önceden de belki duyupsan ses... Ses yoktu. 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 Ama sanat hayatını çok sever. 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 Haz da eder seni dinlersen. Dinler mi hani? İşte Ahmet kardeşimi de dinler. Yani onu, Ahmet'in... Onu da soracağım. Ahmet'in inancı sanata girmeyi en çok babamın destekçiydi. Benim de öcüldü. Yani babam çok destekledi özünü. İşte bakarsan da Avrupa'da sahne alıyor yerde. Ne güzel. Ama bunu derim de yani her zaman biz babamıza borçluyuz. Nenemize borçluyuz. Çünkü insanın gururu, insanın lezzeti, insanın beyiculuğu, insanın... Kendi ailesidir. Nene baba. Doğru. Hiç kimse nene baba olmaz dünyada. Budur. Yoracağım seni. Ama iç yıldan çıkarak babama ne armağan etsen bir koruyat. Babama ne armağan edin? Bir baba derdi. Bağdancül. Baba derdi. Baba derdi. Oğlum evlet sahabı anladım baba derdi. Allah. Ağzı o ürəyi o sağlıq. Ahmadi dediniz. Ben onu da soracağıydım sizden. Ekit size etkilenerek başladı. Yani Bahri abisi bu kadar ünlü, bu kadar sevilen, sesi, namı her yerde gezen. Ahmet'in dedi o babamız destekçisiydi. Sanata girmeği nece oldu? İşte bu bir Bahri'dim. Bizim mesela akribalar ajansı olurdu, şey olurdu. Babam, babam dedi, bir parça okusun diyordum okusun. Ben de babamın cevini kırmam. Okusun. Bir Ahmet Avrupa'ya gitti. Baktım ki orada hafleler yapar. İşte canlı müziklere çıkır. Sevindim. Sen abisi olarak, belki bunu bir diğer bir yabancıdan ya da bir garipten sorsam, diğerler eleştirir. Ama belki de diğerler kırır. Bir abisi olarak şeyini nece görsen, diğer müstavasını nece görsen? İyiydi. İyiydi. Celezağı var. Begani sen. Celezağı var. Biraz da sesi o andırır. Bazen de böyle biraz Yunus'a gelir sesi. Olsun da işte abisiyem. Ama bir celezağı var yani. İnşallah da başarılı olur. İnşallah. Üstad, Avrupa demişken Cenab-ı Uzun Avrupa turuuz oldu. Zamanında Getu Avrupa'ya bildiğim kadarı ilk sanatçıydı Türkman Avrupa. Önceden sorum resmiydi o gezmek, o tur. Yok, o zaman fizanımı aldım, özüm aldım. Ama orada abilerimle yani bir temasa girdik. Oradan gözden öperim Sweet Ziyad abimin. Danimarka'da Barış abimin, Almanya'da Çetin Nakşa abimin gözünden öperim. Hepsine sevgiler, hürmetler. Tabii bunlardan bir temasa girdik, bir şeyler yapalım Avrupa'da. Mesela Orhan babanın da gözünden öperim Sivit'e. Orhan dediği Sonar gile kardeş var özünden küçük Sonar. Bilmem vallahi onu. Sivit'e dediler. Orhan baba, ben de Orhan babanı tanırım işte. Doğru bir kardeşler var havuzlarında. İşte bunlardan bir temasa girdik yani Avrupa turları yaptık. İşte abi dedim, vize almışım. Tamam dediler, biz de ortağımı ayarlarız. İşte Satin abim Almanya'dan başladı oradan. Hafle yapmaya. Kardeşim, dostum da var Amr. Manayım da Amr. Amr... Amr Köpeli? Yok, Amr Çarşı'dı. Nureddin de bence de babası.
Mannheim'de yaşıyorum. Bana da saygı selamlar. O da elhak yani kapısını açtı Almanya'da bize Amir abim. Satin abim işte dedim ya oradan başladı işte bu tensikacılık buradan yapak hafla. Ziyad abim Sivit'ten başladı. Orhan abim Malmö'de Sivit'te aynen başladı. Barış abim Danimarka'dan başladı. İşte bunları kalktık. Türkmen milleti için, Türkmanımızın turunu yaptık. Kaç ülke? Defa yaptık. Kaç ülke? Birçok ülkeye gittim valla. Hangileriydi? Almanya dedi, Sivit, Danimarka. Danimarka, Finlandiya'ya gittim. Aha sen Almanya dedi o zaman bir mantıkasına girme. Doğru. 17-18 muhafazasını yaptım valla. Neydi bu şenlikler diye o geceler? Genelde amiydi davet amiydi, yoksa? Amiydi. Güzel o ora nece hissedirdi, nece karşılırdılar? Bilsen onlar da hasretler hani sadece tabii televizyondan görürler. Tabii karşılamaklar bambaşkaydı yani. Yani korumalarıdan, işte abi diyeyim, nasıl taşımaklarıdan, yanımda durmakları, bana desteklemekları, herkes dedi ki benim kapım açıktı. Evimde misafirim ol. Yani bunlar... Güzel, böyle bir düşünce var gelecekte. Yine bu şey tekrar olsun. Ben inşallah. Aslında benim bu düşüncem var edeceğim bak. Ama işte bir sen korona geldi falan. Doğru. Geldi, o geldi. Ama giderim inşallah, yakında giderim canım. İnşallah. Öyle bir niyetim var. Ustad ben sana çok teşekkür ederim. Boyun borcudur. Ta Erbil göz bebeğimizde yakındı da. Ama yine bu yolu zahmet çekti. Geldi o misafirim oldu imza programında. Abi her zaman ben milletimin yanındayım. Güzel. Bu hakikati demişken bunu da unutmayayım. Kesin ecdip sende. Bazen dışarıdan seni gören kusuruma bakma. Senden severim küçük olarak, söz insan severim. Senden bir küçük olarak ya bu insan çok acıbledi. Ama halbuki sen o sohbeti, sen odan birisi oturduğu zaman, sen odan hasbu hal ettiği zaman çok farklı bir insansan. Bu ne şey böyle anlaşıldı? Benim işte bir sorun olduğum sorunum neydi? Ben çok insanlara karışmam yani. Ortamlara çok girmem. Çünkü benim hayatımda sistem var. Her hayatta program, sistem olmadığı zaman başarılı olmaz. Doğru. Sabah işimdeyim, gün orta sporumdayım. Akşam hafilemde ya. O yüzden bir de bir şey var abi. Her insana güvenebilmesen. Doğrudur. Zordu yaşamak. Bir dost kazanmak çok zordu. Doğru. İyi dost kazanmak. O yüzden ben ortamlara çok girmem. Haklılar da beni böyle düşünsünler. Ama yanlış düşünüpler. Ben de diyeyim özlerine. Ben de bunu diyorum. Yanlış düşünürler. Ben her zaman hizmetçilerim özlerine. Ben her zaman milletimle güzelim. Ben her zaman beni sevenlerden güzelim. Güzel. Uşağından olsun, beyücünden olsun. Ben onlara hizmetçilerim. Biz de sağdan güzellik. Korumalı olalım. Sevarık seni. Korumalı olalım. Her vakit hazırlarız. Üste görek, başarılı görek. Tabii o bir sen açılarımızda. Ama bugün sen benim misafirim olduğu için bunu direkt ben yemek istiyorum. Ben özürlüyorsam abi misafir de hocam. Budur, belada da doğru dediniz. Tekrar çok teşekkür ederim. Programın sonunda bilsen programımızın adı imza. Senden bir cümle isteyeceğim. Ya da bilsen bir kelime de olsun. Programla ilgili ya genel düşünce ama önemli olan altında imza olsun. Allah. Severim sizi. Allah. Bilmukabil biz de seni çok severiz. Korumun oğlum. Tekrardan teşekkür ederim. Hayatım çok sağ ol. Sağ ol abi. Efendim, imza programının bugün sonuna geldik. Başka bir bölümle karşınızda olmak umuduyla hepinizi Allah'a ısmarladım.